Sevgili öğrenciler, tekrar günaydın. Haftalık ödev peşinde kitabımızdan 29. fasikülün matematik sorularını şimdi birlikte yapacağız. Aşağıda verilen görsellerin boy uzunluklarını verilenler arasından seçelim. Şuradaki soruları öncelikle yapıyoruz. Şimdi aşağıda verilen görsellerin boy uzunluklarını verilenler arasından seçelim derken burada 7 milimetre verilmiş, 7 santimetre verilmiş ve 7 metre verilmiş sevgili öğrenciler. Nedir? Kalemin ucundan bahsediyoruz. Kalemin ucu 7 metre olabilir mi? Veya 7 santimetre olabilir mi? Burada nedir? Kalemin ucu 7 milimetre olarak cevaplamış oluyoruz. Bak diğerlerini tıklayacak olursak ne oluyor? Diğerleri yanlış cevap. Bir diğer sorumuz, bir karış ne kadar gelmektedir diye soruyor bize. 18 milimetre, 18 santimetre, 18 metre. Şimdi bir karış şöyle gösterecek olursak, tahmin edecek olursak, işte 18, 20, 15 santimetre arasında değişen uzunluklara tekabül etmekte. 18 metre yanlış, 18 milimetremiz yanlış. Doğru cevabımız burada 18 santimetre olarak ne yaptık? Tikledik sevgili öğrenciler. Ali'nin boyu soruluyor. Ali'nin boyu 130 milimetre denilmiş. 130 santimetre denilmiş. 130 metre denilmiş. 130 metre olmayacağı için ne yapıyoruz? Ona bir çarpı işareti koyuyoruz. 130 milimetre de 13 santimetre eşit olduğu için o da yanlış bir cevap. Doğru cevabımız 130 santimetre olacaktı sevgili öğrenciler. İki şehir arasındaki mesafe burada bize soruluyor. İki şehir arasındaki mesafeyi 150 santimetre olarak, 150 metre olarak ve 150 kilometre olarak 3 tane cevap seçeneğimize verilmiş. İki şehir arasındaki uzunlukları neyle ölçüyorduk? Sanki böyle hep birlikte ağzınızdan kilometreyi ile ölçüyorduk dediğinizi duyar gibi oluyorum sevgili öğrenciler. Gerçekten de şehirler arası mesafeyi ne yapıyoruz? Kilometre olarak ölçüyoruz. Metre olarak ölçemiyoruz. Santimetre olarak hiç ölçemiyoruz. Ağacın boyuna gelince ortalama yetişkin bir ağacın boyu işte 2 metre ile 7, 8, 10 metreye kadar çıkabilmekte. Yani kısacası şöyle diyelim, ağacı ölçmek için metre kullanmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Burada doğru seçeneğimiz 4 metre olarak ne oldu? Tiklendi. 4 santimetre yanlış, 4 milimetre hiç olmaz. O da yanlış olarak ne yaptık? Onları da çarpı işaretiyle işaretlemiş olduk. Karıncanın boyunu soruyorlar bize. İşte 9 kilometre deniliyor. Bir karıncanın boyunun 9 kilometre olması mümkün değil. 9 metrelik bir karınca olabilir mi? Asla olamaz. Ve 9 milimetre cevabımız var. 9 milimetre cevabımız doğru bir seçenek sevgili öğrenciler. Dikkat ederseniz şu verilen şekillerde, ne yapılıyor? Önce tahminler yapıyoruz. Tahminlerden yola çıkarak cevapları verebiliyoruz. En yakın tahmin hangisiyse onların cevaplarını veriyoruz. Çünkü bir kalemin ucu 7 metre olabilir mi sevgili öğrenciler? 7 santimetre asla olamaz. Yazdığımız zaman kırılır. Demek ki bir kalemin ucu 7 milimetredir gibi diğer sorularda ne yapmış olduk? Cevaplandırmış olduk. Burada da daha önce uzunluk ölçü birimlerini birbirine çevirme yapmıştık sizinle. İşte santimetreyi metreye, milimetreyi santimetreye, santimetreyi milimetreye, metreyi santimetreye, kilometreyi metreye çevirmeyi öğrenmiştiniz. Buradan yola çıkarak 140
milimetre kaç santimetre yapar diye sorumuzu sorduğumuzda, milimetre biliyorsunuz uzunluk ölçülerinin en küçük birimi, daha sonra ne geliyor? Santimetre geliyor. Santimetre istendiğine göre 140'ı 10'a bölüyoruz. Niye bölüyoruz 10'a? Milimetre ile santimetre arasında 10 kat fark oluştuğu için, milimetre de santimetreden küçük olduğu için 140'ı 10'a bölüyoruz ve sonucu buluyoruz. Sonucumuz nedir? 14, pardon sevgili öğrenci yanlış yerde okudum. 14 santimetre nedir? Cevabımız olarak işaretlemiş oluyoruz. Niye? Milimetre verilip santimetre istendiğinde milimetreyi santimetreye bölerek sonucu buluyoruz. Bir diğerinde 230 milimetre kaç santimetre yapar dediğimizde yine 230'u ne yaptık? 10'a böldük ve 23 santimetreyi bulduk. 400 milimetre ise kaç santimetre yapar dediğimiz zaman 400'ü de 10'a böldüğümüz zaman 40 santimetre elde etmiş oluruz. 90 milimetreyi santimetreye çevirdiğimiz zaman da 90'ı 10'a böldüğümüzde 9 santimetre sonucuna ulaşmış oluyoruz. Dikkat ederseniz burada uzunluk ölçülerinin en alt birimi olan milimetreyi santimetreye çevirdik. Şimdi bir altında da santimetreyi metreye çevireceğiz. Şimdi sevgili öğrenciler, ben ilk uzunluk ölçülerini anlatırken size uzunluk ölçülerinin hemen bütün basamaklarını vermiştim. Ne demiştim? Temel ölçü birimimiz metre. Alt birimlere geldiğimiz zaman metre ile santimetre arasında desimetre. Desimetre ile milimetre arasında santimetre ve milimetre var demiştim. Üst katları olarak da ne yapmıştık? Metre ile kilometre arasında önce dekametre, onun bir üstünde hektometre, onun bir üstünde de kilometre olarak ne yapmıştık? Hepsini size kademe kademe yazmıştım. Neden yazmıştım? Çünkü işte şu işlemler için yazmıştım. Dikkat ederseniz santimetre verilip metre istendiği zaman, santimetre verildiği zaman metre istendiğinde arada bir de desimetre var. Siz bunu öğrenmediğiniz sürece bir santimetre verilen bir birimi metreye çevirme şansınız ortadan kalkmış olacak. Niye? Çünkü arada bir desimetre var. Bunların her birinin arasında 10 kat var demiştim size. 10 kat. Şimdi santimetre ile metre arasında desimetrede olduğu için 10 ile 10'u çarpıyoruz. 10 kere 10, 100. Demek ki santimetre verildiği zaman, metre istendiğinde verilen rakamları 100'e bölerek ancak sonuca ulaşabileceğiz. Şimdi santimetre metreden küçük olduğu için ve metrenin as katı olduğu için ne yapıyoruz? 2500'ü 100'e böldüğümüz zaman sonucu 25 metre olarak buluyoruz. Bir altındaki birimde ise 4800 santimetreyi metreye çevirdiğimizde 48 metre, 1700 santimetreyi metreye çevirdiğimiz zaman 17 metre, 6000 santimetreyi metreye çevirdiğimiz zaman da 60 metre sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi bir altında metre verilmiş, kilometre istenmiş. Şimdi sevgili öğrenciler tekrar buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Metre ile kilometre arasında 3 kademe var. Metre ile dekametre arasında 10, dekametre ile hektometre arasında 10 kat, hektometre ile kilometre arasında da 10 kat fark bulunmakta. Peki metre verilip kilometre istendiğinde ne yapmamız gerekiyor? Verilen metreyi kilometreye çevirmek için 1000'e bölmemiz gerekiyor. Neden 1000'e böleceğiz? İşte nedeni bu. 10 çarpı 10, 100. 100 kere 10, 1000 yapar sevgili öğrenciler. Burada da verilen 7000 metreyi
1000'e böldüğümüz zaman 7 kilometre, 15.000 metreyi 1000'e böldüğümüz zaman 15 kilometre, 33.000 metreyi kilometreye dönüştürdüğümüzde 33 kilometre, 8.000 metreyi kilometreye dönüştürdüğümüz zaman da 8 kilometre ne yapılıyor? Sonucuna ulaşılıyor. Şimdi bir altında bu sefer dikkat ederseniz santimetre verilmiş, milimetre istenmiş. Şimdi santimetre, dikkat ederseniz milimetrenin bir üst kademesinde, yani bir üst birimi. Santimetre verilip milimetre istendiği zaman da ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Rakamı 10 ile çarpıyoruz. Niye? Tek kademe olduğu için. Tek kademe olduğu için 10 ile çarpıyoruz. 17 santimetreyi milimetreye çevirmek için 10 ile çarptığımızda 170. 35 santimetreyi milimetreye çevirdiğimiz zaman 10 ile çarptığımızda 350 milimetre. 48 santimetreyi 10 ile çarptığımız zaman 480 milimetre. 50 santimetreyi 10 ile çarptığımız zaman 500 milimetre sonucuna ulaşıyoruz. Bir altında ise 10 metre verilmiş, santimetre istenmiş. Şimdi sevgili öğrenciler, bakın şu programımızda olmayan desimetre, hep söylüyorum bunu, dile getiriyorum. 5. sınıfta sizin karşınıza devamlı çıkacağı için o güne kadar en azından bir aşinalığınız olsun diye şunları, dekametreyi ve hektometreyi de bu uzunluk ölçü birimleri içerisine kattım. Neden? Bu çevirmeleri yapabilmeniz adına. Bu çevirmeleri yaparken işte öğretmenim biz bunu niye 10'a böldük? Neden 10'la çarptık? Niye 100'le çarptık? Neden 100'e böldük? Veya niye 1000'le çarptık? Veya neden 1000'e böldük diye bir sürü sorularla karşıma geleceğinizi bildiğim için bunları açıklama ihtiyacı hissettim. Şimdi metre verilmiş, santimetre istenmiş. Metre ile desimetre arasında 10 kat, desimetre ile santimetre arasında da 10 kat olduğu için 10 ile 10'u çarptığımızda 100 kat karşımıza çıkıyor. 10 metre santimetreye çevrildiği zaman 10'u 100 ile çarptığımızda zaman ne buluyoruz? 1000 santimetre sonucuna ulaşıyoruz. 29 metreyi 1000 ile çarptığımız zaman 2900 metre. 104 metreyi 100 ile çarptığımız zaman 10.400 metre. 71 metreyi 10 ile çarptığımız zaman 7100 santimetre sonucuna ulaşmış oluyoruz. Yine bir altında bu sefer kilometre verilmiş, bizden metre istenmiş. Yine dikkatinizi buraya çekeceğim sevgili öğrenciler. Kilometre verilmiş, metre istenmiş diyoruz. Bakın her kademe arasında 10 kat olduğu için bunları birbirine çarptığımız zaman 10 kere 10 100, 100 kere 10 1000 rakamını elde ediyoruz. Yani biz bunları ne yapacağız? 1000'le çarparak kilometreyi metreye dönüştürmüş olacağız. 4 kilometreyi 1000'le çarptığımız zaman 4000 metre, 26 kilometreyi 1000'le çarptığımız zaman 26.000 kilometre, 63 kilometreyi 1000'le çarptığımız zaman 63.000 metre, 57 kilometreyi 1000'le çarptığımızda 57.000 kilometre sonuçlarını bulmuş oluyoruz sevgili öğrenciler. Bu sefer bir başka sayfaya geçiyoruz. Dikkat ederseniz şöyle 1, 2, 3 tane sorumuz ve 4 tane testimiz var. Bunların cevabını hep birlikte yapacağız sevgili öğrenciler. Şöyle biraz büyüteyim isterseniz. Evet. Şöyle yaparsak herhalde güzel olacak. Hatta biraz daha büyütelim. Şimdi burada eşit olan uzunlukları eşleştirelim diyorlar. Dikkat ederseniz hemen birden başlayalım. 41 santimetre 7 milimetre'yi buradaki
herhangi birisiyle eşleştireceğiz. 41 santimetreyi milimetreye çevirirsek 410 milimetre yapar. 7 milimetre daha ne yapar? 417 milimetre. Bunu 1 ile eşleştiriyoruz. İkinci sorumuz 2 kilometre 8 metre, 2008 metre. Bunu da ne yapıyoruz? 2 ile eşleştiriyoruz. 3 santimetre 3 milimetre kaç? 3 santimetre 3 milimetreyi de eşleştirdiğimiz zaman 3 ile eşleştiriyoruz. 540 santimetreyi 5 metre 40 santimetre ile eşleştiriyoruz. 9 metre 6 santimetreyi de 906 santimetre olarak 5 ile eşleştirdik. 10 kilometre 5 metreyi de 6. sorumuzla, 6. soruyla eşleştirmiş oluyoruz sevgili öğrenciler. Şimdi aşağıda verilen problemler var. Bunları çözecek olursak, saatte 70 km hızla giden bir kamyon 3 saat yol gittikten sonra mola veriyor diyor. Şimdi burada moladan sonra 140 km daha yol giden kamyon kaç kilometre yol gitmiştir diye bize soruyu tamamlıyor. Saatte 70 km hızla giden bir kamyon 3 saat yol gittiğine göre 3 saatte kaç kilometre gittiğini bulmak için ne yapacağız? 70 ile 3'ü çarpacağız. 3 kere 0, 0. 3 kere 7, 21. 3 saatte gittiği yol 210 kilometre. Mola verdikten sonra da 140 kilometre daha gidiyor. 140 daha ekleyecek olursak toplam kamyon kaç kilometre yol gitmiştir dediğimiz zaman 0, 1, 4 daha 5, 2, 1 daha 3. 350 kilometre yol gitmiştir. Çözümümüze bakacak olursak sevgili öğrenciler, sonucumuz 350 kilometre burada zaten karşımıza çıkıyor. Ama ben şu yan tarafa da özellikle çözümü yaptım ki nasıl bu 350 kilometreyi bulduk onu size göstermek istedim. İkinci sorumuz, aralarında 10 santimetre fark olan 3 kardeşin boy uzunlukları toplamı babalarının boyuna eşittir. Babalar 1 metre 80 santim olduğuna göre en kısa çocuğun boyu kaç santimetredir diye bize bir soru yöneltiyorlar. Bu soruyu çözmek için aralarında 10 santim fark olan 3 kardeş olduğuna göre 10 ile 3'ü çarparak 0, 3, 30 santimetre farkları buluyoruz. Babanın boyu ne kadardı? 180 santimetreydi. Aradaki farkı çıkartıp 0, 5, 150 santimetre bulsun. Sonra 150'yi 3'e bölerek 15'te 3, 5 kere var. 5 kere 3, 15. 0, 0. Şu 0'ı da şuraya getiriyoruz. En küçük kardeşin, en küçük kardeşin boyu. Buradan da cevabımıza bakacak olursak 50 santimetre olarak sonucu bulmuş oluyoruz sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, şimdi de test çözelim bölümündeyiz. Onun birinci sorusundayız. Yukarıdaki uzunluklardan kaç tanesi milimetre bile birimiyle ölçülür diye bize bir soru geliyor karşımıza. Arının boyu milimetre olarak ne yapılabiliyor? Ölçülebiliyor. İki katlı binanın boyunu milimetreyle ölçmemiz mümkün değil. Metrelerle ölçmemiz lazım. Halının iplerinin uzunluğu milimetreyle ölçülür. Masanın yüksekliği yine metreyle ölçülür. Burada milimetre birimiyle ölçülen arının boyu ve halının iplerinin uzunluğu olduğu için B seçeneği doğru olarak ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. İkinci sorumuz 6 kilometre 40 metre 9804 metre 9804 metre eşittir 98 kilometre 4 metre 193 santimetre 19 metre 3 santimetre 7 metre 9 santimetre 700 9 santimetre yukarıdaki dönüşümlerden hangisi doğrudur dediğimiz zaman 7 metre
9 santimetre, 709 santimetre seçeneği doğrudur sevgili öğrenciler. Çünkü diğerleri eşitliğe nedir? Eşitlenmediği için, birbiriyle eşit olmadığı için o dönüşümler yanlıştır. Bir diğer sorumuz, Kayra'nın bir adımı 35 santimetredir. Kayra okula gelirken 98 adım atıyor. Buna göre Kayra'nın evi ile okul arası kaç metre, kaç santimetredir dediği zaman hemen bu problemi çözelim sevgili öğrenciler. Şimdi Kayra'nın bir adımı 35 santimetre, okula gelirken 98 adım atıyor. 98 ile 35'i ne yapıyoruz sevgili öğrenciler? Çarpıyoruz. 5 kere 8 40, 5 kere 9 45, 4 derde 49, 3 kere 8 24, 52, 3 kere 9 27, 2 derde 29. Çıkart topladığımız zaman 0, 9, 4 daha 13, 4, 9 daha 13, 1 derde 14. Ne yaptık? 3430 santimetre sonucuna ulaştık. Ama soru ne diyor bize? Kaç metre, kaç santimetredir? Santimetre birbirinden bulduk ama kaç metre, kaç santimetredir sorusundan yola çıkarak ne yapmamız lazım? 34 metre, 34 metre, 30 santimetre olarak seçeneklerimizden arasında C seçeneği doğru seçenekti sevgili öğrenciler. Dördüncü sorumuz, Azra'nın kaleminin boyu 175 milimetre, Kerem'in kaleminin boyu Azra'nın kaleminin boyundan 5 santimetre kısadır. Buna göre Kerem'in kaleminin boyu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Azra'nın kalemi 175 milimetre dediğimiz zaman 175 milimetremiş Azra'nın kalem boyu 175 milimetre. Kerem'in kaleminin boyu Azra'nın kaleminin boyundan 5 santimetre kısaymış. Kerem'in kaleminin boyu Azra'nın kaleminin boyundan 5 santimetre kısaymış. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor sevgili öğrenciler? 5 santimetreyi, 5 santimetreyi neye çevirmemiz lazım? Milimetreye çevirmemiz lazım. 5 santimetreyi milimetreye çevirmemiz lazım. 5 santimetre eşittir 50 milimetre yapar. Şimdi Azra'nın kaleminin boyu ne kadardı? 175 milimetreydi. 175 milimetreden 50 milimetreyi çıkaracak olursak 5, 2, 1. 125 milimetre sonucuna ulaşırız. Şimdi seçeneklerimizin arasına baktığımız zaman 125 milimetre yok. Ama 125 milimetreye eşdeğer ne var burada? D seçeneği var. Bunu da santimetreye çevirdiğimiz zaman 12 santimetre 5 milimetre olarak ne yapabiliyoruz? Sonucu yazabiliyoruz sevgili öğrenciler. Hepinize çözümlerimiz burada sona erdi. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın sevgili öğrenciler.